Herkese merhabalar, herkese selamlar. Yarın EYDS'ye girecek olanları şöyle bir göreyim. Heyecanımız tavan biliyorum. Belki de ilk defa EYDS'ye gireceğiz. Hani belki de çok defalar girdik. YDT'ciler de buradaymış ama çok defa da girmiş olabiliriz. Bu nasıl bir kamera ya? Dershanede kaldım. Birazcık farklı bilgisayar, farklı kamerayla birlikteyiz ama seste ya da görüntüde herhangi bir sorun yok, değil mi? Şu an sesimde ya da görüntümde herhangi bir sorun var mı? Hoş geldiniz YDT'ciler. Yok, seste ya da görüntümde herhangi bir sorun yok. Şöyle bir saat boyunca hızlı bir tekrar yapacağımız, sınavda yarın sınavda nelere dikkat etmemiz gerektiği üzerine yoğunlaşacağımız, seste de görüntüde gayet iyi, süper. Yoğun bir tekrar yapacağımız bir saate hoş geldiniz efendim. Öncelikli olarak yarın EYDS'ye girecek olan bütün adaylara başarılar diliyorum. EYDS sınavından korktuğunuzu biliyorum ama EYDS sınavı korkacağımız bir sınav değil hocalarım. Yani eğer ki kadro amaçlı 55 odaklı, 60 odaklı giriyorsak korkacağınız hiçbir şey yok. YÖKDİL, ben YÖKDİL'e alışkındım ama EYDS'ye daha önce hiç girmedim diyerek de kendinizi sakın korkutmayın. YDS'nin YÖKDİL'den de artık bir farkı kalmadı. EYDS'nin de YDS'den aman aman çok fazla zorluk derecesi olarak çok fazla zor olacak bir sınavda olmuyor maalesef ki. Korkmayın yani. Yapmamız gereken tek şey sınav anında kendimizi kontrol altına alabilmemiz ve sınav anında odaklanmamız çok önemli. En büyük sorunumuz odak problemi yaşamakta oluyor. Çünkü ekran odaklı bir sınav oluyor. Sadece ekrana baktığımız için, bunu alıştırma yapmadığımız için burada bir sıkıntı yaşayabiliyoruz. Onun dışında okuduğunuzu anlamadığını hissettiğiniz anda lütfen derin bir nefes alın. Derin nefes aldıktan sonra ben sınavdayım. Kendinizi bir o noktaya bir çekin tekrardan. Ben sınavdayım. Derin birkaç tane, üç tane, dört tane nefes aldım burnumdan, ağzımdan verdim şeklinde. Bir kendinizi sakinleştirin, enerjinizi toplayın, odağınızı toplayın. Ondan sonra sorulara okumaya devam edin. Ve okurken de lütfen kendinizle konuşmayı ihmal etmeyin. Öğrencilerin en büyük sorunu soruyu okurken asla kendisiyle konuşmaması. Yani soruya yaklaşımında kendi kendine konuşarak ben bu soruyu nasıl çözerim diyerek değil de direkt çeviri odaklı gittiğimiz için büyük sorunlar yaşıyoruz. Şimdi kelime soruları olarak karşımıza çıkan biliyorsunuz ki 6 tane kelime sorusu olacak. Bu 6 tane kelime sorusundan özellikle phrasal verb'lerde sıkıntı yaşıyorsak eğer, ki phrasal verb'ler bizim korkacağımız alanlar değil, çünkü phrasal verb'leri sürekli olarak belli başlı şekilde karşımıza çıkarıyor. Şuradan belli başlı bu zamana kadar gelmiş olan phrasal verb'leri göstermek istiyorum ama bilgisayar benim olmadığı için tuhaf şeyler açılıyor. Bir saniye şuradan bir gösterebilecek olursam eğer. Neredeydi o? Allah'ım, bu nasıl bir bilgisayar ya? Dershanedeyim, eve yetişemedim yayından, yetişemem diye. Michael'ın bilgisayarına kaldık bugün ama inşallah başaracağız bir şeyleri. Şuradan indirilmiş olanlardan bir size çıkmış phrasal verb'leri göstermek istiyorum. Bu phrasal verb'lerden hangileri gelecek? Hangileri karşımıza çıkacak? Onların üzerine bir yoğunlaşmak istiyorum. Şimdi hocalarım, gördüğünüz gibi buradaki sayfadaki phrasal verb'lerin hepsi bu zamana kadar şıklarda gelmiş olan phrasal verb'lerdir. Ve bu phrasal verb'lerden ben eminim ki yarın gene karşımıza çıkacak. Zaten belli başlılarını biliyoruz ama daha önce karşımıza çıkmamış olan önemli gördüğüm şu ek count for yapısına dikkat edelim. Ek count for oluşturmak, meydana getirmek anlamında da kullanılabiliyor. Açıklamak, izah etmek anlamında da kullanılabiliyor. Yani boşluğun arkasında bir teori görüyorsanız ek count for olması %90 ihtimaldir. Yüzdelik ifade görüyorsanız eğer %90 ya ek count for ya consist of ya make up yapıları karşımıza çıkacaktır. Ama şunu unutmayalım ki ben yarın kelimede ya ek count for soracaktır oluşturma olarak. Consist of, hani phrasal verb olarak make up yapısı da karşımıza çıkabilir ama ben açıkçası constitute kelimesini bekliyorum. Yani ya yarın oluşturmak anlamında constitute kelimesini gene şıklarda karşımıza çıkaracaktır diye düşünüyorum. Onun dışında substitute for kelimesi bizim için önemli. Edat bilgisi olarak da phrasal verb olarak da önemli bir yapı. Bir şeyin yerini almak, bir şeyin yerine geçmek anlamında karşımıza çıkıyor. Tek başına fiil olarak da çıkabilir, isim olarak da çıkabilir. Buna da dikkat edelim. Bu dosyaları Telegram grubuna atacağım, merak etmeyin. Zaten Instagram'da da post olarak paylaştığım çıkmış son EYDS, hani bütün EYDS'lerde çıkmış adverb, phrasal verb olarak da paylaşmıştım. Instagram'dan da bulabilirsiniz. Ama dikkat etmemiz gereken şurada yarın bir constitute kelimesine lütfen dikkat edelim.
Onun dışında drive from, stem from, bunu drive olarak vermiş, emerge olarak vermiş şıklarda, ama drive from, stem from, emerge from, originate from yapılarına da ne olur eş anlam olarak dikkat edelim. Deprivation kelimesi deprive of olarak da, hani bir şeyden mahrum olmak olarak da karşımıza çıkabilir. İsim kelimesi olarak da karşımıza çıkabilir. Deprivation bir şeyin mahrumiyeti, deprive of da mahrum olmak olarak kullanılıyor. Onun dışında pass down, hand down, iletmek, aktarmak olarak, hani from generation to generation olarak defalarca geldi, hem YDS'de hem EYDS'de. Bunun convey, iletmek, aktarmak eş anlamına da dikkat edelim. Zaten bir phrasal verb'de of yapısı görüyorsam ya da edat sorusunda of yapısını görüyorsam, uzaklaşma, bir şeyden uzaklaşma ya da dışa doğru yayma anlamları katıyordur. Bu şekilde yorum yapabiliriz. Cut off yapıları karşımıza çıkabilir gene. Put off yapısı karşımıza çıkabilir gene. Kısmak, kesmek, azaltmak anlamında cut off. Eş anlam olarak cut down on zaten gene sormuş. Üçlü phrasal verb'lerde bak dikkat edin. Cut down on yapısını üçlü de sormuş. Cut off yapısını normal olarak sormuş. Yani bu kelimeler bizim için önemli kelimeler. Onun dışında hani şıklarda gelen ama doğru cevap olarak karşımıza çıkmayan ama şıklarda kafa karıştırıcı olarak set out yapısıyla set up yapısı da gelmişti. Set up yapısı kurmak anlamında da kullanılıyor. Hani bir laboratuvar, bir lableri kurmak anlamında EYDS'de doğru cevap olarak gelmişti, ama ileri sürmek anlamına da dikkat edin. İleri sürmek anlamında da put forward yapısını, ileri sürdüğüm, öne attığım anlamında yapılarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Öneri, tavsiye, bunu hatta isimleştirirsen öneri tavsiye de olabiliyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Şu an kaydım oluyor değil mi? Heh, ama oluyor. Onun dışında şuradaki take over ya da take on yapısı edat olarak da karşımıza çıkabilir. Phrasal verb olarak da karşımıza çıkabilir. Bunun üstlenmek, devralmak, benimsemek anlamına dikkat edelim lütfen. Onun dışında blow up yapısı şıklarda çok geldi ama doğru cevap olarak hiç kullanılmadı. Hani infilak etmek, şişmek anlamında da kullanılıyor. Patlak vermek anlamında da kullanılıyor. Bunu oluştururken aklıma şöyle bir şey geldi, bu dosyayı oluştururken. Blow up yapısını çok zorlarsa eğer, hani bir salgının patlak vermesi, hani patlak vermesi, bir anda ortaya çıkması anlamında da kullanılabilir. Kaydı YouTube'a yükleyeceğiz hocam. Onun dışında draw on kelimesi bizim için çok önemli. Ben phrasal verb olarak clause testin içerisinde draw on bekliyorum. Neyse içime öyle bir şey doğuyor. Ona dikkat edin. Eğer ki clause testin içerisinde phrasal verb sorarsa kullanmak, faydalanmak anlamı olarak karşımıza çıkıyor. Kullanmak, faydalanmak olarak employ, utilize yapılarına dikkat. Aynı zamanda exploit kelimesinin de hem artılı hem eksili anlamda, artılı anlamda kullanmak, faydalanmak, olumsuz anlamda da sömürmek, kötüye kullanmak olarak karşımıza çıktığına lütfen dikkat edelim. EYDS'de sebep olmak anlamına gelen kelimelerden bring along'u kullanmıştı daha önce. Sebep olmak olarak, ama ben eminim ki yarın gene be lead to yapısını karşımıza çıkaracak ya da bring about yapısını karşımıza çıkaracak ya da induce kelimesini sebep olmak anlamında, induce ya da trigger stimulate yapılarına da sebep olmak anlamında lütfen dikkat edelim. Buradaki induce birazcık dikkat edilmesi gereken bir kelime. Çünkü YDS'de 2022 YDS'de yanlış hatırlamıyorsam induce kelimesini, yani bizim her zaman bildiğimiz bring about, lead to, result in'den ziyade tuttu bize induce yapısını sordu. Sebep olmak anlamında bilinmesi gereken önemli kelimelerden yield da aynı şekilde sebep olmak anlamında, bir şeyin sebebiyet vermek anlamında kullanılabiliyor. Bring along, bring about yapılarına dikkat ediyoruz. Ayak uydurmak, keep up with, bunun zıtlığı olarak da fall behind with yapılarını karşımıza çıkarabilir. Şimdi bunlarda şunu arayın. Boşluğun arkasında gelişme, çağ, ayak uydurma, yani development, improvements, teknoloji gibi yapılar görüyorsanız, keep up with o teknolojiye, o çağa ayak uydurmak, fall behind with de onun gerisinde kalmak anlamında kullanılacaktır. Kelime soruları çözerken özellikle boşluğun arkası odaklı çözmeye dikkat ediyoruz. De get rid of, zaten kurtulayım senden, başımdan de get artık diye kullandığımız bir yapıydı. Şimdi üçlü phrasal verb'lerde de belki sorabilir. Hani uzun zamandır çok karşımıza çıkmıyor ama üçlü phrasal verb'ler de aslında önemli. Clause test'te de gelebilir. İlk altı soruda da gelebilir. Normal cümlenin içerisinde çevirsel olarak da karşımıza çıkarabilir. En çok kullanılan üçlü phrasal verb'ler: make up,
for compensate, kötü bir şey olacak. Arkasından kötü bir şey arayın. Felaketi telafi etmek, kötü bir şeyi telafi etmek, hasarı telafi etmek anlamında arkasından make up for yapılarının kesinlikle olumsuz yapılar arayın. Put up with katlanmak, dayanmak ya da endure katlanmak, dayanmak anlamında eş anlamı olabilir. Stand zaten bir şeye karşı durmak anlamında, dikilmek anlamında. Objecto, be objecto yapısına da dikkat edelim. Preposition sorularında özellikle come up with'in arkasından kesinlikle be all, bir çözüm kelimesi göreceksiniz arkadaşlar. Boşluk arkasında solution ve yapıları görürseniz yeni bir yol bulmak, yeni bir çözüm bulmak, yeni bir icat bulmak anlamında come up with'i direkt işaretleyeceğiz. Run out of ya da run out yapıları ya da run off yapıları. Şimdi zaten bunlar bize hep tüketmek, bir kaynağı olan bir şeyi, her şey olabilir bu. Kaynağı olan her şeyi tüketmek anlamında kullanılır. Zamanı tüketmek, verimli toprakları, kaynakları tüketmek, işte ne bileyim, kullanabileceğimiz her kaynağa sahip olan bir şeyi tüketmek anlamında kullanılıyor. Get away with yapısı şıklarda çeldirici olarak gelecek. Get away with ile get along with'leri karıştırmayın hocalarım. Get along with yapısı, bu da gelebilir. Go along with ya da get along with biriyle iyi geçinmekken, bu iyi geçinmek olumlu bir anlamken, get away with olumsuz bir anlamdır. Yani yanına kar kaldı, kötü bir işin içinden sıvıştı çıktı, yanına kar kaldı, yaptı etti, çekti gitti. O anlama gelen, yanına kar kalmak anlamında kullandığımız bir yapıdır. Şıklarda gelir ama doğru cevap olarak gelmez. Get away with şıkta kafa karıştırmak için gelecektir gelirse eğer. Go along with ve get along with bundan farklı, iyi geçinmek anlamında kullanılıyor. Cut off, cut down on zaten demiştik. Şu do away with yapılarına dikkat. Şimdi do away with, hani yaptı, uzaklaştı, gitti, yıktı, yok etti, gitti. Aklınıza oradan gelsin. Olumsuz bir kelimedir. Yıkmak, yok etmek, ortadan kaldırmak anlamına gelen olumsuz bir kelimedir. Buna da dikkat edelim. Üçlü olarak gelebilecek olan, ben run out of'a dikkat istiyorum. Come up with'e dikkat istiyorum. Onun dışında hani cut down on yapısına dikkat istiyorum. Kötü bir şey verirse de make up for, telafi etmeye. Onun dışında fall behind with ya da gerisinde kalmak, keep up with, ayak uydurmak yapılarına lütfen dikkat edelim. Turn against yapısını mesela şıkta bir kere kullandı. Ama doğru cevap olarak geldi mi gelmedi. Turn against with ile stand up to, bir şeye karşı durmak, aslında aynı anlam gibi düşünün. Bir şeye karşı duruyoruz. Zaten against karşıtlık vermiyor mu? Karşıtlık veriyor. Aklımıza oradan gelsin. Figure out, make out, find out, anlamak, çözmek. Bir şeyi anlamak, çözmek anlamında kesinlikle şıklarda gene gelecektir. Down yapıları bize hep bir olumsuzluk anlamı verebilir. Break down, take down yapıları, alt ettim, yendim, yıktım, yok ettim, o anlama gelen yapılardır. Onun dışında sum up bir kere geldi. Sum up zaten özetlemek anlamında kullanıyoruz. Bunlar şıkları öyle terpiştirdi ama çok fazla doğru cevap olarak gelmeyen yapılar. Phrasal verb'de açıkçası beklediğim hand down, pass down yapısına dikkat. Emerge from, stem from, derive from, or bir şeyden meydana gelmeklere dikkat. Sebep olmaklara dikkat. Bunlara dikkat edelim. Üçlülerde make up'lara, make up for'a, compensate'e ya da işte keep up with, fall behind with yapılarına dikkat edelim. Ya da do away with yapısına, yıkmak, yok etmek anlamında dikkat. Ya da run out of, kullanmak, tüketmek anlamlarına dikkat edelim. Bunlar aynı zamanda phrasal verb olarak da, phrasal verb'ün prebini sorabilir. Yani preb sorularında da karşımıza çıkabilir. Bunun dosyasını zaten gene Telegram üzerinden atacağım hocalarım. Şimdi kelime sorusu çözerken Frazzle'da büyük sıkıntılar yaşadığınız için şöyle bir beyin fırtınası yapmak istedim. Kelime sorusu çözerken dikkat etmemiz gereken, kelimenin türünü belirliyorsun. Öncelikli olarak kelime türünü belirle. Sıfat mı, isim mi, zarf mı ya da fiil olarak mı kullanılıyor ve boşluğun arkasına dikkat edin. Boşluk arkasına dikkat edeceğiz. Onun dışında bu zamana kadar çözdüğümüz kelime sorularında da hatırlarsanız, eğer kelimem bir sıfat ise isme soracağım. Boşluk arkasındaki isme nasıl bir şekilde diye soracağım. Eğer zarfsa boşluk arkasındaki sıfata ya da fiile nasıl bir şekilde diye soracağım. Eğer ki şıklarda, şuna dikkat. Şıklarda 3 tane olumsuz yapı gördünüz. Fiil olur, sıfat olur, zarf olur, fark etmez. 3 tane olumsuz yapı gördünüz. Diğer 2 şıkka odaklanın.
Diğer iki şık odağımız olsun. Neden? Çünkü muhtemelen 3 olumsuz değil de diğer iki şıkka doğru cevap vermiştir. Sıfatta da olur, fiilde de olur, zarfta da olur. Bunları gördüğümüzde 3 tane olumsuz yapı gördün. O zaman diyeceksin ki hı, tamam ben önceliğimi diğer iki şıkka vereyim. Zarflarda olumsuz yapı adversely mesela ters kötü istemeyen bir şekilde ya da severely ters kötü istemeyen bir şekilde yapılarına dikkat etmeniz lazım. Bunlar olumsuz kelimelerdir. Olumsuz olarak karşımıza çıkar. Mesela severely kelimesini gördüğünüzde ciddi bir şekilde diye çevirirsek çok büyük hataya düşeriz. Severely kelimesini özellikle gördüğünde de ki hı, bu kötü bir zarf. Kötü, olumsuz bir şekilde etkilemesi lazım. Benim aklıma gene sıfat olarak profound yapısı geliyor. Profound efekt, hani önemli etki, derin etki, etki anlamında profound sıfata da atıf yapabilir. Effect on diyerek plebini de sorabilir. Impact on diyerek plebini de sorabilir. Önemli anlamına gelen kelimeleri görüyorsanız şıklarda nedir onlar? Significant, important, notable, işte remarkable, substantial, profound, önemli anlamına gelen yapılar görüyorsanız önceliğiniz şıkta her zaman o kelime olsun. Onun dışında tam tersi durumlarda aynı geçerli değil. Mesela üç tane olumlu gördün. O zaman diğer iki olumsuza odaklanmıyoruz. Sadece üç olumsuz şık gördüğümüzde diğer iki şık odağımız olacak. Olumsuzluk olursa eğer diğer iki şık odağımız olacak. Bir yerde işte olumsuz sıfat atmış. Diğer yerde gene bir olumsuz sıfat atmış. Diğer yerde gene bir olumsuz sıfat atmış. Üç tane olumsuz sıfat var. E hangi birini seçeceksin? Olumsuz bir şeyse zaten bir tane sıfat verir olumsuz olarak. O zaman o üç tane olumsuza değil de diğer iki şıkka odaklanalım. Kelime sorularını çözerken bunlara dikkat. Şimdi prep sorularından önce bağlaçlara odaklanmak istiyorum. Bağlaç sorularını çözerken özellikle zıtlıklara dikkat edin hocalarım. Ve eğer ki cümlede şu yapıları görüyorsanız bunu hem bağlaç sorusu hem de cümle tamamlama sorusu olarak düşünün. İki taraflı düşüneceğiz. Şimdi eğer ki şöyle bir notumu alacak olursam. Şimdi cümlenin içerisinde ne gördün? Cümlenin içerisinde soru kalıbında zamansal vurgu görüyorsun. Şimdi zamansal vurgu ne? Kendi touchpad'im olmadığı için yazım çok iğrençleşmeye başladı. Kusura bakmayın. Zamansal zıtlık göreceğiz. Şimdi soru kalıbında zamansal ifade gördün. Dönmüş demiş ki date back, dayanır bilmem neye. Ya da işte yıllardır demiş mesela. Long, uzun zamandır yapılarını gördün. Ya da it wasn't until yapısını gördün. Until that yapısını gördün. Böyle yapılar gördün. Zamansal ifade gördün. Önceliğin zıtlık olsun. Zıtlık cümlesinin içerisinde de zamansal vurgu arayın. Yani işte X'in geçmişi şuna dayanmasına rağmen işte yenidir. Günümüzde işte sadece 2 yıl önce Phoebe, Dickens, Ego der mesela. Yani zamansal bir zıtlık vurgusu yapacaktır. Dikkat edin. Eğer ki bir tarafta zamansal vurgu gördün soru kalıbında ya da cümle tamamlamada, diğer tarafta cümle tamamlamada aşağıda direkt önceliğiniz zıtlık bağlacı, zıtlığın içerisinde de zamansal bir vurgu olsun. Der ki mesela işte psikolojinin tarihi çok geçmişe dayanmasına rağmen genç bir alandır, yeni bir alandır. İşte yeni yeni anlaşılıyor. Günümüzde kullanılıyor. Sadece 10 yıl önce başladı gibi zamansal zıtlık atabilir. Bu bir. İkincisi, zıtlık olarak karşımıza bizim farklılık, aynılık zıtlığını çıkarmayı çok sever. Farklılık, aynılık zıtlığı nasıl olur? Cümle tamamlamada da, normal bağlaç sorusunda da. Bir yerde eğer çeşitlilik görüyorsanız, bir yerde eğer değişiklik görüyorsanız, değişkenlik gösteriyor, sıralanıyor, dizileniyor, işte farklı, different yapılarını görüyorsan ya da differ, ayrılıyor yapılarını görüyorsan, farklılık varsa bir cümlede, diğer tarafta ben ya da common, aynılık olarak der ki mesela common, paylaşırlar ortak özellikleri ya da constant, sabittir, süreklidir, istikrarlıdır.
Burada der ki mesela sabit değil, çeşitlidir ama istikrarlıdır. İşte sabittir, sabit bir orandan bahseder. Ya da der ki mesela aynıdır, similar, benzerdir. Ya da der ki same, aynıdır. Bu tür yapıları cümlelerin içerisinde görüyorsanız yeri farklı değil. Ha birinci cümle ha ikinci cümle. Önceliğiniz kesinlikle zıtlık bağlacı olsun hocalarım. Direkt zıtlığa odaklanın burada. Çünkü ÖSYM cümle tamamlamada da ya da normal bağlaç sorusunda da aynılık farklılık zıtlığını çok sever. Önemli olan oradaki aynılık farklılık yapısını görebiliyor musun? Der ki mesela not uncommon yaygındır ama çevirilere dikkat edin. Mesela dersem ki uncommon dersem buradaki an'la buradaki not birbirini götürür. Burada ne dersin sen? Yaygındır dersin. O zaman diğer tarafta yaygın ya da ortaklıktan bahsedersin. Diğer tarafta farklılık atman lazım. Çevirilerine de dikkat edin lütfen. Bu restatement için de geçerli. Böyle not'la an ya da in gibi mis gibi olumsuzluk yapılarını bir araya getiriyorsa iki olumsuz birbirini götürür. Hani yaygın değildir diye çevirirsin sen ilk okuduğunda ama burada yaygın demeye ya da ortak demeye, aynı demeye çalışıyordur. O çeviriye de dikkat lütfen. Onun dışında aynılık, farklılık bir yerde gördüm. Diversity dedi, various dedi, different dedi, differ dedi, farklılaşıyor dedi. Önceliğin direkt zıtlıkta aynılık var mı? Ona bakmak olsun. Onun dışında başka zıtlık yapısını nasıl veriyor bize? Başlıca vurgularıyla çok verir. Şimdi primarily, başlıca, particularly, özellikle, in particular, özellikle, mostly, çoğunlukla, mainly, çoğunlukla yapılarını görüyorsan, eğer ki cümlenin içerisinde böyle yapılar varsa özellikle yüzde bulunmasına rağmen başka yerde bulunuyor. Özellikle işte X tarihinde olmasına rağmen başka tarih bahsedecek. Özellikle bir bölgede demesine rağmen başka bir bölge verecek. Özellikle sebep verdi mesela. Özellikle şundan dolayıdır hastalık diyorsa başka bir sebep verecek. Yani bunları gördüğünüzde de önceliğiniz bir zıtlık olsun. İkinci cümlede olsa gördün. Also yapısını gördün, stil yapısını gördün, relatively yapısını gördün, cümlenin içerisinde nispeten yapılarını gördün. Buralarda da önceliğimiz zıtlık yapıları olsun. Onun dışında also'yu gördüğümüzde hem zıtlık düşünmem gerekiyor, zıtlık yoksa da paralel ekleme bağlacı da verebiliyor mudur? Verebiliyordur. Ona dikkat edelim. Onun dışında zıtlık olarak karşımıza tabii ki artılık, eksilik zıtlıkları biliyoruz. Ama sadece zıtlık ne değil? Artılık eksilik zıtlığı değil. Süperlatif zıtlığı yapabilirsin. Bir soru kalıbında cümle tamamlama çözerken süperlatif vurgusu görüyorsan kişisi ilk kişidir. Tek kişidir. En kişidir gibi yapılar görüyorsan işte X'in kurucusu, ilk kurucusu şu olmasına rağmen başkaları da vardır. Tek sebebi bu olmasına rağmen başka sebepler de vardır. En önemlisi bu olmasına rağmen başkalar da vardır. Başka önemli noktalar da vardır diyerek zıtlık atacaktır. Süperlatif yapısı gördüğünde de zıtlık yapısına dikkat ediyoruz. Komparatif yapılarını özellikle ikinci cümlede komparatif yapısı gördüm. Morlu yapı gördüm. Daha önemli, daha hayati, daha etkili yapılarını görüyorsak da ikinci cümlede burada da biz bir ne yapabiliriz? Zıtlık yapısı kullanabiliriz. Zıtlığın yani aslında mesela sorulan soruların %70'i %80'i zıtlığa atıf yapıyordur. Oradaki zıtlığı görmemiz bizim için önemli. Cümle tamamlamada da bunlar geçerli. Soru kalıbına baktın. Süperlatif ifade var. Önceliğin zıtlık olsun. Soru kalıbına baktın. Farklılık, aynılık yapıları var. Önceliğin zıtlık olsun. Soru kalıbına baktın. Soruda bir zamansal ifade var. Önceliğin zıtlık bağlacına gitmek olsun. Bu şekilde soruları çözün. Ve koşul bağlacı olarak da açıkçası beklediğim yapılar hem cümle tamamlamada hem de bağlaç sorularında soru kalıbında eğer ki soru kalıbında will yapısını gördün, would yapısını gördün. Önceliğin ne olsun? Koşul bağlacı olsun. Ya da word yapısını gördün. Önceliğin koşul bağlacına gitmek olsun. Ve koşul bağlaçlarında artılı eksili, artılı artılı bağlamları lütfen dikkat edelim. Bütün cümleyi çevirmek zorunda değilsiniz. If'in olduğu yerler artıysa diğer taraf artı, olumsuz bir şeyse diğer taraf olumsuz olacaktır. Buraya dikkat. Onun dışında anlıslı cümle kesinlikle yarın
Anlıstan bir cümle tamamlama doğru cevabı gelecektir diye düşünüyorum. İkiye böldüğünde iyi bir şey olmazsa eğer kötü bir şey olacak diye artılık eksilik bağlamına dikkat edelim. Geri kalan if gibi provided that, providing that, as long as, so long as yapıları neydi? Artıya artı, eksi eksiydi. Aynı bağlaç grubuydu. Ama unless artılık eksilik veriyordu. Otherwise yapısında da ne aramamız gerekiyor? Arka tarafta bir olumsuz durum. İyi bir şey olmazsa aksi takdirde kötü bir şey olacak dersin ve otherwise'da bir istisnai durumumuz var. İstisnai durumumuz ne? Otherwise'ın arkasından will would yapıları ne olabilir? Gelebilir. Buna dikkat edelim. Unless'ın bulunduğu cümle illa artı olmak zorunda değil ama genel kullanım bu şekildedir. Unless'ın bulunduğu cümleye olumlu bir yapı verir. İyi bir şey olmazsa, teşvik edilmedikçe, işte desteklenmedikçe gibi bir yapı verir mesela. İşte öğrenciler teşvik edilmedikçe, desteklenmedikçe başarılı olmayacaklardır, başarılı olamazlar gibi bir olumsuzluk atar. Ama illa bu şekilde olmak zorunda değil. Hani eksiye artı, artıya eksi yerlerde değiştirilebilir. Ona da dikkat. Ama şöyle bir şey var. Mesela cümle tamamlama sorularında koşul bağlacının ikinci cümlesine, şurası koşul, cümle tamamlama sorusu çözüyorsun. İkinci cümlesine, koşulun ikinci cümlesinde aşağıda şıklarda have, has, verb üçlük yapı varsa gitme. O şıkka gitme. Yani mesela çevirisi uysa dahi aşağıda cümle tamamlama sorusu çözerken aşağıda have, has, verb üçlü bir çekim vermiş. Gitmeyin oraya. Önceliğiniz o şık olmasın. Çünkü koşulda eğer şöyle olursa böyle oldu demeyiz. Eğer böyle olursa böyle olur dersin. Yani present bir yapıya gidersin. Ve koşul ve zaman bağlaçlarında cümle tamamlama sorularında özellikle tense uyumlarına dikkat edin. Cümle tamamlamada bir de refer ifadelere öncelik verin hocalarım. Soruyu çözerken bodozlama çeviriye dalıyoruz. Olmaz. Önce şıklarda refer arayacaksın. Referler nelerdir? Yukarıda bir vitaminden bahsediyordur. These vitaminler. Yukarıda bir araştırmadan bahsediyordur. Such studies der. Bu gibi çalışmalar. İşte yukarıda bir tekil özne vermiştir, it der. Yukarıda çoğul vermiştir, them der, their der, onların der, onlar der, they der. Yani refer'lere de lütfen öncelik vermeyi ihmal etmeyin. Bunlar size soruyu daha hızlı çözecektir. Onun dışında cümle tamamlama sorularında ve bağlaç sorularında mesela ilk cümlede bir be adjective gördüm. Hayatidir, önemlidir, gereksizdir, zordur, kolaydır. Bir adjektif yapısı vardı. Uygun değildir, işte kolaydır ezberlemek. Bir adjektif yapısını gördün. Önceliğimiz ne olacak? Öncelik bağlaçta neden sonuç bağlacı olacak? Neden sonuç bağlacına öncelik verir? Öncelik burada ama illa neden sonuç olmayabilir. Önceliğim neden sonuç eğer veriyorsa tamam derim, işaretlerim. Ya bağlaç sorusunda ya da cümle tamamında. Ama yoksa uymuyorsa, anlam uymuyorsa, Dörne dedi ki X dilini öğrenmek çok kolaydır çünkü. Çünkü kelimeleri şöyledir, böyledir. Açıklama yaptı. Uymuyor mesela. Aşağıda şıklarda bir uyma yok. O zaman ne yapacaksın? Be adjective sonrasında eğer burası artıysa, iyidir, yeterlidir, gereklidir, hayatidir, önemlidir. Sonra bir zıtlığa bak. Zıtlık da sıfatsal zıtlık veriyor muyum? Yani artılık eksilik bir zıtlık var mı diye bakın. Yani illa bir ejektifi gördüm. Önceliğim kesinlikle neden sonuç değil. E vermedi mesela bana onu. O zaman nereye gideceğim? Zıtlıkta acaba artılık eksilik var mı? Önemli olmasına rağmen çok az insan biliyor mu? Buna odaklanalım. Onun dışında aklıma hazır gelmişken cümlelerin içerisinde only, few, little vurguları görüyorsak, only a handful vurguları görüyorsak, bunlar beni muhtemelen zıtlığa götürecektir. Kümeden tekile zıtlık yapılarına dikkat. Der ki mesela sayısız devasa araştırma var. Countless, a number of, a great deal of yapıları vermiştir. Çok az insan farkında. Çok az bilgi var. Sadece avuç kadar kanıt var. Sadece çok az insan biliyor gibi zıtlığa atıf yapabilir. Ve ÖSYM'yi şöyle bir cümle tamamlamalara, bağlaç sorularına dikkat ederseniz bilinip bilinmeme zıtlığını da çok kullanıyor. Yani bir yerde dönüp bana diyor ki bilim insanları bilmiyor, farkında değil, no aware, farkında değiller. Not known, bilinmiyor.
Onun dışında diyor ki mesela no information, bilgi yok. Bir konu üzerine bir fikir birliği yok, no consensus. Bilinmezlik vurguları yap bak. Cannot agree on, hemfikir olamıyorlar gibi bilinmezlik yapıları varsa, not exactly, kesin olarak bilinmiyor gibi yapılar görüyorsan, ya da işte bilinmezlik olarak hani kanıt yok, no evidence, bir kanıt yok, yok bilmiyoruz. Bilmemenin zıttı nedir? Önceliğiniz böyle yapı görüyorsanız kesinlikle önceliğiniz zıtlık olsun. Diğer tarafta sana der ki çok az insan, çok fazla insan farkında. Burada bilinirliğe atıf yapar. Burada bir sebebe atıf yapar. Burada bir işte örnek verir, örnekleme yapar. Yani şunu gördüğünde der ki mesela işte kanser hastalığının yenileceğine dair herhangi bir kanıt olmamasına rağmen çeşitli tedaviler vardır. İşte çok az insan farkında olmasına rağmen, bilmemesine rağmen işte X hastalığının nedeni genellikle kalıtımsaldır gibi bir zıtlık atacaktır. O yüzden no evidence, no aware, not now, no information, no consensus, cannot agree on, not exactly yapılarını gördüğünüz anda önceliğiniz kesinlikle zıtlık olsun hocalarım. Yani zıtlık çok. Çok çeşitli zıtlıklarım var. Sadece artılı eksili zıtlığım yok. Ve cümlenin içerisinde buraya yazdığım yapıları görürseniz eğer, önceliğiniz kesinlikle zıtlık yapısı olsun. Ben yarınki EYDS'de 10 sorunun, cümle tamamlamadaki 10 sorunun bir 7 tanesinin, 7 tanesinin ya da 6 tanesinin zıtlık üzerinden ilerleyeceğini, onun dışında geri kalanın bir tane ya da iki tane neden sonuç üzerinden, bir tane de koşul üzerinden gideceğini düşünüyorum. Koşulda da anlıs yapısına dikkat etmenizi istiyorum. Onun dışında eğer ki şıklarda rather ya da instead yapılarını görürseniz, çünkü YÖKDİL, EYÖKDİL'de kullandı, yavaş yavaş kullanmaya başladı, seviyor bu durumları. Bu rather ve instead yapılarını gördüğünüzde de bir dikkat edin o şıklara, cümle tamamlamada özellikle. Mesela instead bir alternatif sunacaktır bize. Bir önceki cümlede der ki mesela öğretmenler genellikle son zamanlarda teknolojiyi kullanmayı tercih etmiyorlar. Onun yerine kullansalar iyi olur. İşte onun yerine başka bir şey kullansalar iyi olur. Rather'da da ilk cümlede bir olumsuzluk gelir. Mesela bir tanımsal olumsuzluk verir. Çekimde bir olumsuzluk aramamız lazım. Der ki mesela doğal kaynak şu değildir. Daha doğrusu budur. Der ki mesela teknoloji aslında şu değildir. Daha doğrusu budur diye bir geçiş yapacaktır. Genellikle rather'ın ilk cümlesinde çekimde bir olumsuzluk arayın. It isn't. İşte they aren't. Bir çoğul, bir özne varır, aren't. Şu değildir, bu değildir diye bir tanım cümlesi atar. Sonra daha doğrusu budur diyerek onu tekrar bir tanımlamaya geçer. Bu iki bağlacı cümle tamamlamada ve bağlaç sorusunda dikkat edelim. Video paylaşılacak hocalarım. YouTube kanalına yükleyeceğiz videoyu. Onun dışında gene bir zıtlık geldi aklıma. Her yerimiz zıtlık, yapacak bir şey yok. Cümlede genellikle yapısını görüyorsanız, burada da önceliğiniz bir zıtlık olsun. Genellikle şöyle olmasına rağmen, mesela X hastalığı genellikle kalıtımsal olarak düşünülmesine rağmen çevresel faktörler de vardır diyebilir. Genellikle yapısını, actually aslında gerçekte yapılarını gördüğünüzde de önceliğiniz bir zıtlık olsun, ama zorlamayın. Yani orada bir zıtlık yoksa, aşağıda şıklarda zıtlığı tamamlamıyorsa zorlamayın. Çeldirici bir sorudur o. Ama genele yayacak olursak, istisnalar kaideyi bozmuyor gibi bir lafımız varsa eğer, bunların hepsi bu zamana kadar 2013'ten beri yapılan YDS sınavından beri ve EYDS dahil olmak üzere ya da YÖKDİL dahil olmak üzere, YDT dahil olmak üzere ÖSYM'nin sınavlarda bağlaç olarak zıtlığa yönlendirdiği, daha çoğunlukla zıtlığa yönlendirdiği triklerdir. Ha, istisnalar vardır. Hocam stili neden sonuç olarak verdiği oldu mu? Oldu. Olmadı değil.
Ol soyu mesela neden sonuç olarak verdiği oldu mu oldu. Bunlar zaten kıl sorulardır. Yani 90'ın üzerine koşana çelme takmak istediği sorulardır. Ama 70 almak isteyen, 80 almak isteyen, genele yaymak isteyen, 55'i geçmek isteyen bir öğrenci bunlara hani ben çok fazla çalışmadım hocam. İşte bana son dakikada bana bir şeyler vermen lazım. İşte neyi görüp nereye gideyim, neyi girip neyi yapıştırayım. Bunu isteyen öğrenci için istisnalar kaideyi bozmaz. En fazla bir iki tane soruda kılçıklık yapacaktır. Onun dışındakiler zaten gene genel olarak zıtlığa yönlendirecektir. Ve relative clause, non-clause cümleciklerinin içlerinde olan bu kelimeleri görüyorsanız önceliğiniz trig olmasın. Yani bunlar mesela still relative clause'un içerisinde, also non-clause'un içerisinde ana cümlede olmadığı sürece verdiğim bilgiler aslında patlayabilir. Oraya dikkat edin. Tamam? Ana cümleye dikkat etmemiz lazım. Başka. Cümle tamamlama bağlaç noktalarına bunlara baktık. Cümle tamamlamada bir de when bağlacına dikkat. Ya da bağlaç sorusunda when bağlacına dikkat edin. Boşluğun önünde meydana gelmek fiili, happen olmak yapısı, take place meydana gelmeyi gördün diyelim. Yapıştır when'i, once'ı geç. Boşluk önünde meydana gelir şöyle olduğunda, meydana gelir böyle olduğunda, gördüğünde yapıştır when'i, once'ı, the'ındayı geç direkt. Ve şıkta eğer bağlaç sorusu çözerken şıkta when yapısı varsa dikkat etmeniz lazım. İlk önce bunu çevir. İlk bunu çevir. Eğer çeviri oluyorsa önceliğiniz when bağlacı olsun. Tamam? When ya da once yapısı tehlikeli bağlaçlardır. Şıkta gördük. Önceliğimiz bu when ya da once yapısı uygun oluyor mu diye bakmak olacak. Bunlara dikkat. Onun dışında cümle tamamlamalarda dediğim gibi refer ifade, cümle tamamlama, Roma rakamı, paragraf atma, paragraf tamamlama fark etmez. Bütün skill yapılarında, skill testlerde ne olur önceliğiniz refer ifadeli şık olsun. Yani yukarıdaki cümleye burada cümle tamamlama olur. Burası diyalog sorusu olur. Bu bir paragraf tamamlama olur. Fark etmez. Bu bir Roma rakamı olur. Roma rakamını ayrı tutacağız ama şunlarda şıkta refer barındıran. Hocam refer ifade ne? Refer ifade mesela sana demiş ki it. Yukarıda bir şeyden bahsetmiş, tekil bir özne vermiş, it demiş. Mesela saç, bu gibi yapılar. Ya da mesela these artı noun atmış. Yukarıdaki kelimeye bir işaret sıfatı atıyor. Ya da işte yukarıdaki özneye they karşılığı veriyor. Their karşılığı veriyor. Ve benzeri bunlar gibi yapıları gördüğünüzde önceliğimiz ne olacak? Refer ifadeli şıklar olacak. Cümle tamamlamada, diyalogda ve paragraf tamamlamada doğru cevap olma ihtimali onlardır. Önceliğiniz olsun. Özellikle cümle tamamlama ve paragraf tamamlamada dikkat edin. Diyalog sorularını çözerken eğer ki şıklarda bir soru kalıbı görüyorsak, şıkta soru kalıbı, şıkta bir soru kalıbı gördüm. Mesela şıklara hep bir soru işareti atmış. Nokta 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 hep bir soru işareti atmış. Cevabınız boşluktan sonra gelen cümledir. Yani Ece bir şey dedi, Ahmet bir şey dedi, Ece bir şey dedi, Ahmet bir şey dedi. Ahmet'in dediği yerin öncesinde boşluk, sana onu soruyor. Ahmet'in dediği yerdedir cevap. En son cümlede neyin cevabı bu? Hangi sorunun cevabı bu diye bakmamız lazım. Oraya dikkat edelim ve genellikle diyalog soruları kolay olur. Zor olmaz. Zorlayacak sorular değildir. Boşluğun önü arkası odaklı çözülür. Konudan asla kaymamanız lazım ve paralel yapımı var. Bunlar birbirine karşı mı diye odaklanmanız lazım. Not actually. Aslında öyle değil diye geçiş yaptım. O zaman ben seninle hemfikir değilim, zıt düşünüyoruz. İşte what do you mean? Neyi kastediyorsun dedi. Neyi kastettiğini kişinin söylediğinden çıkarırsın. Yani kişi ne diyorsa oradan çıkarman gerekiyor. Roma rakamlarında birazcık çakallık yapabilir. Roma rakamında mesela 5 soruda 2 tane soruyu zorlaştırabilir. Ama Roma rakamlarını bu zamana kadar çözdüğümüz sorularda dikkat ederseniz konu ve özneyi tuttuktan sonra
Konu özne zıtlık olmadığı sürece kolay kolay değişmiyordu. Konu ve özneyi tuttuktan sonra birinci cümle için, ikinci cümle için eğer devam ediyorsa zaten okumanda konuyu tutman çok önemli, özneyi tutman çok önemli. Özne kaydı, gönder gitsin. Konu değişti zıtlık olmadan, gönder gitsin. Zamansal bir geçiş yaptı. İlk cümleyi paslarla başladı. Dan diyerek hiçbir şey olmadan present'a geçiş yaptı. Gönder gitsin hocalarım. Yani paragraf tamamlama ve Roma rakamları genellikle tense odaklı. Tense bakarak dikkat etmeniz lazım. Refer ifadeye, konu kapsam özne takibine dikkat etmeniz gerekiyor. Ben genellikle hani paragraf tamamlamada hocam çok zaman kaybediyorum diyenler için tavsiyem boşluğun sadece bir önü ve bir arkası, bağlaç geçişimiz varsa o bağlaç geçişine göre hareket etmeniz, zıtlıksa zıtlık. Herhangi bir işte for example'sa örnek neye veriyor? İşte bu yüzden diyorsa neden sonuç ilişkisine bakmanız gerekiyor. Onun dışında paragraf tamamlamada tens yapısına da dikkat edin. Kronolojiyi bozmayın. Yani şıklarda mesela bir tanesini past vermiş, geri kalan hep present. Ama senin paragrafın baştan sona past. Niye present'larla başlıyorsun ki? Past da başta. Önceliğiniz past tense'de olan olsun. Yani bunları sınav anında çok gözden kaçırıyoruz. Gözden kaçırdığımız için de zaman kaybediyoruz. İşin birazcık taktik olayını her zaman soruya başladığınızda taktik kısmına bir odaklanın. Ne yapıyorum taktikte? Tensel bir geçiş var mı? Neden sonuç bağlacı, zaman koşul bağlacı, işte bir zıtlık bağlacı var mı? Onun dışında işte zamansal bir kronolojik metni mi bu? Ya da işte refer ifadeli şıklarım hangisi? Önceliğimi onlara vereyim. Konunun apayrı çok saçma bir yere giden spesifik cümlelerden her zaman uzaklaşmanız gerekiyor. Bütün skill testler için geçerli bu. Buna odaklanıyoruz, tamam mı? Roma rakamlarında bir de şöyle bir durum var. Mesela şöyle bir saniye gösterecek olursam. Peş peşe aynı özneyi veriyorsa, peş peşe aynı özne, yeni tedavi yeni tedavi. Olur mu? Olmaz. Peş peşe aynı özne veriyorsa bunlardan birisi kesinlikle gidecektir. Ya da mesela bir çoğul özne verdi ilk tarafta, ikincisinde de ile başladı. Bak bu güzel bir geçiştir ama aynı çoğul özneyi bir daha verirse orada bir sıkıntı vardır. Yani peş peşe aynı özneleri görüyorsanız Roma rakamında büyük ihtimal bunlardan biri gidecektir. Şuradan bir saniye bir takım sorular göstermek istiyorum. Şu soruların üzerinden geçerek gidelim. Mesela cümle tamamlamayı gördüm. Paylaşabilmiş miyim? Paylaşmışım. Şimdi cümle tamamlamaya baktım. Tamam. Hocam ben baştan sona çeviriyorum. Çevirme ya. Niye çeviriyorsun? Upuzun cümle. Senin yapman gereken şu. Doğuyu tuttun. Tuttum. Hastalar ciddi kalp hastası olanlar tedavi edilebilir sadece. Sadeceyi gördüğünde bu bir eksidir. Sadece cerrahi işlemle tedavi edilebilmesine rağmen diyorsun. Burada artı bir şey yok. Bu bir eksi bir şeydir. Diyeceksin ki hı, only sadece bununla tedavi edilmesine rağmen bana başka tedavi yöntemi var. Direkt onu ara. Hafif vakalar geliştirilebilir tamamlayıcı tedavilerle. Adana güzel. Şimdi kaçınmak doymuş yağlardan direkt fiile odaklanın. Nerede bunun fiili? Eğilimlidir görülmeye yetersiz olarak. Eksi mi eksi artı arıyorsun. Mesela direkt fiile odaklanın. Oradaki boşluğu öncesinde fiilin öncesindeki laf kalabalıklarına, relatif clause'lara, non clause'lara değil. Özne yükleme odaklanın. Mesela Ceyhan'a baktım. Semptomlar demiş include beni ilgilendirmiyor. Can be olabilir sinyali muhtemel kalp krizini. Eksi gönder gitsin. Çalışmak bir işte. Ne demiş bakayım? Aşırı derecede talepkar olan bir işte çalışmak ne demiş? Process, backlog şuradan yakaladım ama düşüktür karar vermede. Buralara kadar bak laf ebeliği. Sebep olabilir kalpteki sıkıntıya. Eksi mi? Eksi. Laf ebeliklerine yani oradaki relative clause'lara, null clause'lara, işte iki virgül arası fazlalık bilgilere odaklandığımız için zaten ne yapıyor? Bizim kafamızı karıştırıyor. Sen ne yapacaksın? Cümle tamamlamaya geldim. Doğu demiş.
Burayı bir önce bir sağlam oturtur. Hastalar tedavi edilebiliyor, sadece cerrahi işlemle. Zıtlık nerede? Başka bir işlem verecek. Onu bana ne verdi? Adana verdi. Diğerlerinin hepsinde bak dikkat et. Görülebilir yetersiz olarak. Ekse. Ana fiile odaklan. Sonra sinyali olabilir muhtemel kalp krizinin. Ekse. Gitti. Sebep olabilir kalpte rahatsızlığa. Ekse. Sonra diyor ki bir tedavi şudur budur. Tanım atıyorsun. Tanım cümlesiyle işim yok. Gitti. Doğru cevap direkt Adana dersin. Tamam. Bütün sınavlar için geçerli. Ya da mesela şurada while'ı tuttum. Artı mı eksi mi? Akupunktur ne olarak gösteriliyor? Kayda değer başarılı gösteriliyor. Artıyı koydum. Eksi arayacaksın ama neyle alakalı? Akupunkturun eksisini arayacaksın. Çünkü zıtlık bağlıca. Referlü şıktan yürü. O demiş Adana'da refer var. O demiş Bursa'da refer var. Mesela Ceyhan'a baktığımda herhangi bir refer görebiliyor muyum? Yok göremiyorum. Öncelik vermeyeceğim. Denizli'ye baktım refer var. Edirne'de refer var mı? Yok. Şimdi eksisi hangisinde? Öncelik sıralamasında. Şimdi Adana diyor ki o değiştirir vücudun enerji akışını. Daha sağlıklı. Artı bu. Gönder. Sonra diyor ki bazı ulusal kurumlar dirençli. Bak eksi araştırmaya onu. Çünkü o dayandırılıyor çok farklı konseptlere. Artılık eksilik. Dursun. Denizli'ye baktım en etkindir. Olmaz. Artısın. O zaman cevap direkt ne olur? Bursa olur gibi. Refer'e odaklan. Önceliğin referli şıklar olsun. Artılık eksilik bağlamını da dikkat et. Mesela ne demiştik? Diyor ki gen tedavisi ilerlemesine rağmen artı mı artı? Bak hızlı bir şekilde ilerlemesine rağmen gen tedavisinin olumsuzluğundan bahsetmen lazım. Olumsuzluk nerede? Gen tedavisi kazandı. Kazanması artıdır. Gönder. Şimdi gen tedavisi alanı kanıtladı. Problemli olduğunu eksi. Genler üretiyor proteinler. Tanım cümlesi gönder. Bilim adamları uzun zamandır biliyor. Şimdi biliyor demen diğer tarafta ne olması lazım? Bilmiyor. Bilinmezlik zıtlığı yok burada. Gönder. Genetik taramanın tespit edebilir diyorsun. Burada da artı bir şey var. Bir tek eksine Bursa'da. Yani basit düşünün. Baştan sona çeviremiyorum. İşte okuduğumu anlayamıyorum değil. Bildiğin kelimelerden yola çık. Basit düşün her zaman. Mesela şöyle bir bakayım. It wasn't until that'i gördün. Önceliğin ne olacak? Tabii ki de zamansal vurgu olduğu için ben direkt önceliğimi zıtlıklara veriyorum. Ya Bursa'ya ya Edirne'ye veriyorum. Bakıyorum. Acaba Bursa'da mı Edirne'de mi zamansal bir ifade var? Aa Edirne'de bir zamansal ifade var. O zaman doğru cevabım direkt Bursa diyorum. Bu kadar. Bunlar şaşmaz. Ya da geldim. Şöyle bir baktım. Gene muhtemel cevap olarak atabileceğim. Mesela anısı tuttun. Artı mı eksi mi bak. Anısı. Mazsa mezse. Öğrenenler teşvik edilmezse. Bak mazsa teşvik edilmezse kötü bir şey olacak dersin. İkinci tarafta kötü bir şey arayacağım. Bir, referden yürü. Nerede benim referim? Şurada bir D vermiş güzel. Burada bir D herhangi bir refer var mı? Yok. Mesela öznesel refer atmış direkt Ceyhan çok güzel bir şekilde. Bir de koşul olduğu için bir de vile bakarım öncelik olarak. Acaba Ceyhan mı Edirne mi? Onlar kendilerini kontrol edemezler. Teşvik edilmezse olur mu? Olur. Eksi. Kendini belirleme tetikleyecek. Onları daha büyük bir pay almaya görevlerde. Bu artı. Gitti. Onun dışında bilim adamları iddia ediyor şunu der misin? Hani edilmezse, teşvik edilmezse bir şey olur demen lazım. O da gitti. Motivasyon şekillendirir demiş. Tanım atmışsın. Gitti. Kendini disipline etme ve kendini motive etme arasındadır faktörlerin tanım atmışsın. Bir eylem ver bana. Koşul bağlacı kullanıyorsun çünkü. Git de. Cevap direkt gene ne olur? Ceyhan olur. Tamam mı? Onların düşüncelerini, thinking, düşünceleri üzerine kontrol egzersizi yapamazlar demiş. Mesela şöyle bir bakalım. Bak şimdi 16. soruya. Sen duymamış olabilirsin. Past mı? Past. Ben şimdi koşul bağlacı Bursa, koşul bağlacı Edirne. Ten suyumu aramak zorundayım. Burası is olmaz. Burası es takılı present olmaz gitti. Elimde kaldı Adana, Ceyhan, Denizli.
Benim her zaman önceliğim ne olur? Tabii ki de önceliğim her zaman zıtlık yapıları olur. Bakarım zıtlık var mı acaba diye. Sen nasıl C vitamininin kahraman olduğunu duymamış olabilirsin, bilmiyor olabilirsin, eksi. O zaman burada bilmeye atıf yapacağım. Bilmeye atıf yapacaksam sana öğretilmiş olabilir diyorsun. Bak muhtemelen sana öğretildi. Bir de referini vermiş mi? Bu vitaminde demişsin. C vitamini atıf yapıyorsun. O zaman kesin doğru cevabın denizde olacaktır gibi. Tamam. Cümle tamamlamalarda bu şekilde yoğunlaşıyor. Soru kalıbında zamansal ifade gördüm. Önceliğim ne olacak? Zıtlıkta zaman aramak olacak. Soru kalıbında will would gördüm. Önceliğim koşul olacak. Soru kalıbında koşul bağlacı gördüm. Tense uyumuna dikkat edeceğim. Yani bunlar soru kalıbındaki referlerin karşılığını arayacağız. Bunlara odaklanmamız gerekiyor. Roma rakamları, diyaloglar ve paragraf tamamlamaya gelirsek eğer. Şimdi diyalog sorularında sizden istediğim tamamen şu. Boşluğun önü arkası odaklı olun. Mesela ben öyle düşünmüyorum diyorsa biz hemfikir değiliz. Birincisi bu. I don't think so. Ben öyle düşünmüyorum. Boşluğun önü ve arkası odaklı. Peter ne dedi de Eric bana ben öyle düşünmüyorum dedi. Bu odağınız olsun. Ya da şıklarda soru işareti varsa şöyle bir bakayım. Bütün şıkların soru olduğu. Bunlar çıkmış EYDS sorularıdır. En son güncel olan bu arada. Şöyle bir bakacak olursak. Bunu küçültme, uzaklaştırma olmuyor mu? Kendi bilgisayar olmayınca hayat çok zor oluyor ya. Mesela bak şıkta soru işareti var. Bütün şıklarda soru işaretini gördünüz. Odak noktanız sadece boşluğun arkasındaki cevap olsun. Elvin hangi soruya cevap verdi? You can simply sadece katılabilirsin bahçecilik kulüplerine. Bu da üyeleri yapar. Bahçecilik, public garden, kamu bahçelerine gezi düzenleyen kulüplere katılabilirsin. Sonra sosyal medyada büyük bir kaynaktır. Bulmakta yerel ilgi grupları ya da işte bunun yanı sıra sen gönüllü olabilirsin yardım etmeye yaşlı komşularına, bahçelerine bakmak için. Bu neyin cevabı? Neyin cevabı diye bakacağız. Aşağıdaki soru kalıplarına odaklanacaksınız. Elvin bana ne veriyor? Öneriler veriyor. Bahçecilikle ilgili neler yapacağıma dair öneriler veriyor. Soruya dikkat edin bak. Do you mean? Şunu mu kastediyorsun? I can take it as a way. Ben onu bir işe başlama ve para kazanmaya odaklı bir başlangıç olarak alabilirim. Para kazanmaya odaklı bir şeyim yok. Buna cevap vermedin. Gerçekten emin misin onun beni bir yere getireceğine? Benim ilham vereceğim diğer bahçecilere ve iş kuracağıma. İş kurmakla alakalı bir şey değil. İşle alakalı, parayla alakalı bir cevap yok burada. Could you come up with? Bak diyor ki bak. Come up with a helpful. Bana faydalı bir öneri verebilir misin? How to transform it? Onu nasıl sosyal bir sosyalleşme metoduna çevirebileceğime dair. Verdin mi öneriler? Verdin. What do you think of that? Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaş yapmaktan ziyade baharda toprakta ekim biçim yapmanın ihtiyacım olduğunu ne düşünüyorsun? Bu mu? Yoksa inanıyor musun? It can work out as a natural. Doğal bir tedavi olarak işe yaradığına inanıyor musun? Şimdi doğal tedavi vurgusu yapmadım. Ben sosyalleşmeye cevap verdim. Cevap direkt ne olur? Ceyhan. Tutup baştan sona okumayın. Soru kalıbına odaklanın. Boşluktan sonra bu neyin cevabı diye sorun kendinize. Tamam? Diyaloglarda özellikle boşluğun önü arkası, geçiş yapıları. Eğer ki what do you mean, neyi kastediyorsun diyorsa dediği şeye odaklanın. Aynısını paralel söylüyordur çünkü. Ve şıklarda refer ifadeli olanlara öncelik verin, dikkat edin. Onun dışında Roma rakamı paragraf tamamlamada da aynı mantık işliyor. Mesela şöyle bir paragraf tamamlama odağına bakacak olursak. Paragraf tamamlamalar evet şıklar 4 satır, 5 satır Allah ne verdiyse ama boşluğun önü arkası odaklı olursak, içeriğinde refer ifadeli şıklara öncelik verirsek, konuyu sağlam tutarsak paragraf tamamlamada soru kaçırmazsınız. Yani mesela boşluk arkasında bana bir bağlaç verdiğini düşünelim. For example'la girmiş. Neye örnek veriyorsun? Diyor ki bir üniversite öğrencisini düşün.
bir kahvede kahve almayı düşünen bir üniversite öğrencisini düşün. Bu neyle ilgili örnek veriyor? Önceliğiniz o odak olması lazım. Ve para boşluk eğer baştaysa bütün paragrafı kapsaması lazım. Boşluk başta, önceliğiniz aslında son cümle ve boşluk arkasında neye örnek veriyor odaklı olsun. Çünkü paragraf sorularını çözerken de hani ilk giriş cümlesiyle son cümle ana fikri yönlendirebiliyordu ya. Ana fikri yönlendiriyorsak biz ilk girdiğimiz cümleyi sonda toparlar, eş anlamlı bir cümle kurarız. Yani diğer bir deyişle diyebileceğimiz başka bir birbirine benzer cümleler kurabiliriz. O yüzden boşluk başta olduğunda son cümlede bir ana fikir yönlendirmesi var mı? Bir buna dikkat edin. Ona benzer bir cümleye yüklenin. Onun dışında for example, however, moreover, dahası, bu yüzden, neden, sonuçlar varsa da bağlaç odağına dikkat. Sen burada neye örnek veriyorsun sen? Neyin örneği diye sormamız lazım. Onun dışında cümle ortasında bağlaç vurgusu varsa, mesela üçüncü soruda da demiş ki they create, onlar yarattılar etkileyici bina tasarımları. Artı mı artı? Buraya artıyı koyacağız. Öncesinde diyor ki bu tarz ulaştı onun zirvesine milattan önce 400'lerde ve klasik mimari olarak günümüze geldi. Artı mı artı? Yunanların geliştirdiği bir tarzdan bahsediyor. Mimari tarzdan. Artıya artıysa benim burada zıtlık geçişim olmaz. Gene tasarımdan, dizayndan, architecture, mimariden bahsetmen lazım. Artıya artı gitmen lazım. He burada olsaydı ki onlar değerli görülmedi, onlar önemsenmedi, eksi geçişi yapıyorsan da demek ki önceliğin zıtlık bağlacı olması lazım şıklarda. Bu bağlamlara dikkat ediyoruz. Tamam. Şöyle bir Roma rakamına değinecek olursam. Şimdi Roma rakamlarında da en büyük sıkıntımız şu kesinlikle. Birinci cümleyi kafada tamam diyorsunuz hocalar. Birinci cümle kafada tamam dediğin anda hata yapma oranın işte orada artıyor. Birinci cümleyi kafada tamam demeyeceğiz. Birinci cümleyle ikinci cümleyi birbirinden ayrı tutmamız gerekiyor. Çünkü belki birinci cümle de yanlış olabilir. Konu kapsamı özne takibi yaparken özellikle birinci cümleyle ikinci cümleyi birbirinden ayırın. İkinci cümlede bir refer ifade varsa işte they gibi, it gibi, these gibi refer ifadeli geçişler varsa eğer tamam dersin. Bir ile iki bağlantılı. O zaman üçe bakayım diyeceğiz. Mesela şöyle bir 10. soruya bakalım. Bak dikkat edin. Birinci cümleyi kafada bitirmiyorum. Diyor ki organize toplumlar ortaya çıktı Çin'de milattan önce 5000 kadar önce ya da aynı zamanda geçmiş antik Mısır, Mezopotamya ve modern günümüz İran olduğu aynı zamanda ortaya çıktı. Benim buradaki öznem ne? Benim buradaki öznem organize toplumların çıktığı bölgeler. Ne zaman ortaya çıktığı? Çıktığı bölgeler. Bir, konu bu. Öznem organize toplumlar. Sonra diyor ki, üst sınıfın kastım, geleneği, kıyafet geleneği antik Çin'de değişti bak olay. Ortaya çıkma ne alaka? Kıyafet gelenekleri ne alaka? İçeren imparatorları, hükümet yöneticilerini içeren neydi? Uzun, bağlanan, gevşek kıyafetlerdi. Şimdi ne alaka? Bir, başka konu. İki, başka konu. O zaman ben neye bakacağım? Üçe bakacağım. Şimdi kesim ve tarzından bahsediyor. Bir de refer atmış. Bu kıyafetlerin işte tek uzun olan robların. Ben kıyafetten bahsediyorum ama organize toplum ne alaka? Esamesi okunmadı. O zaman ne gider? Bir gider. Kafada tutma. Çin'den bahsettim. Çin'den bahsettim. Çin'le devam edeceksin. Öyle bir şey yok. Bir de konuyu belirle. İki de konuyu belirle. Üçe dikkat et. En büyük hatamız bu. Kafada biri tamam kesin konu budur deyip dümdüz devam ediyorsunuz. Aman diyeyim. Sakın ha. Aynı kelimeler geçti diye konu kapsam aynı olacak diye bir şey yok. Dikkat edin buna lütfen. Konular birbirinden farklıysa üç nedir? Belirleyicidir ve içerisinde refer ifadeli olan şıklardan kolay kolay vazgeçmeyin. Ve tense yapısına da dikkat edin Roma rakamında. Üçüncü ve dördüncü şıkta tanım cümlesi atıyorsa
tanım cümlesi varsa bunu silmeniz lazım. Genelde üçüncü ve dördüncü şıklara, yani üçüncü ve dördüncü cümlelere tanım cümlesi getirmiyoruz. Tamam? Yani iz dedi. Saçma sapan bir tanım attı oraya. Ar dedi. Saçma sapan bir tanım attı. Beşte varsa beşte de gider. Ama genelde üçte dörtte koyuyor onları. Mesela bir 18'e bakalım. Şunu ilk gördüğünde. Cinsiyet klişeleri. Nerede? Şurada. Heh. Şimdi coğrafyacı 1940'lardan beri düşünüyor şunu. Dünyanın iç çekirdeği kısmen kristalize olmuş bir demir ve nikel bileşimi aşamalı bir şekilde soğuyan ve genişleyen. Burada bir düşünceden bahsettim. Jeofizikçiler, coğrafyacı ne? Jeofizikçiler bunu düşünüyor 1940'dan beri. Tamam. Sonra diyor ki yeryüzünün sıcaklığı derinlikle artar. Birbirlerinden farklı değil mi? Biri diyordu ki bunun içeriği nikel ve demir bileşeni. Bu da diyor ki yeryüzünün sıcaklığı artıyor derine indikçe. İkisi birbirinden farklı konular. Farklı olduğu için neye bakacaksın? Üçe bakacaksın. Şimdi ölçümler made in deep, derinlerde yapılan ölçümler ve drill hole, delinmiş alanlarda yapılan ölçümler gösteriyor ki sıcaklık oranı artıyor ya da sıcaklık oranı artışları çeşitlilik gösteriyor mekandan mekana 15 dereceden 75 dereceye kadar her bir kilometre derinlikte. Gene derinliğe indikçe sıcaklığın değişiminden bahsetmiyor muyuz? Bahsediyoruz. O zaman burada bir gitmeyecek mi? Gene bir gidecek. Herhangi bir yeryüzünün kabuğu içeriğinin, çekirdeğinin içeriğiyle ilgili bir şey var mı? Yok. Gene sıcaklık, gene sıcaklık. Hep sıcaklık. Bu tanım değil. Hani tahminler iddia eder, tanım olmaz. Tahminler iddia eder değil de mesela sıcaklık şudur diyeceksin. Temperature is that. Budur. İşte ölçüm şudur, budur. Yani is that, are that, şudur, düşün, refer to, işaret eder gibi yapılar tanım cümlesidir. Onlardan uzak durun. Tamam mı? İki de the diye girmiş. Evet girebilir. The yapısı her zaman, dikkat edin, the yapısı her zaman refer olmayabilir. İlk cümleyi de the ile başlayabilir. The her zaman bize refer karşılığı vermez, tehlikelidir. Tamam mı? Demek ki neymiş? Roma rakamında birinci cümleyi direkt aa tamam bu kesin işte doğrudur deyip ona göre okumaya devam etmeyeceğiz. Sonra 2'de, 3'de, 4'de, 5'de göbeğimiz çatlar, doğru cevabı bulamayız. Çünkü 1'e bakmıyorsun bile, göz ardı ediyorsun. Sizden tek istediğim sınav anında şu birinci cümleye özellikle sabit acaba konu kapsam ikinci cümleyle aynı mı? Aynı şekilde mi devam ediyor? Buna odaklanmanız olsun. Restatement'a gelecek olursak o 4 soru. Allah kampıma gecikeceğim. Vallahi kampıma gecikeceğim. Bir de şimdi gölbaşına kızlardan nasıl yetişeceğim ben 6'ya kadar. Neyse restatement'a bakalım. Canımız feda. Uçarız artık, yapacak bir şey yok. Nerede o restatement? Şimdi restatement soruları çözerken şöyle bir durumumuz var. Restatement'ta baştan sona çeviri yapmaya kalkarsak zaman kaybederiz. Benim her zaman tavsiyem restatement'ta şöyle oluyor. Eğer ki bir restatement bulabilirsem, eğer ki ben 4 soruda 3 yeter bana hocam diyorsan, 4 soruda 2 yeter bana diyorsan, restatement ben hiç bakmadım hep büyük yanlışlar yapıyorum diyorsan, önceliğimiz ne olsun? Şöyle şuradan bir bakalım. Önceliğimiz şunlar olsun. Cümlenin içerisinde gördüğün bağlaçları birleştir. Yani eşleştirme üzerinden yola çık. Restatement'ta odak noktamız her zaman bağlaç, ama bağlaç her bağlaç eşleşmez. Zıtlık, zıtlık, neden sonuç, neden sonuç karşılığın var mı? Koşul karşılığın var mı? Zamansal bir bağlaç verdi, after before ayrımı yaptı, karşılığı var mı? Bunlara dikkat edin. Yani ben mesela however'ı olduğu yerine de kullanabilirim. Due to, as, için, çünkü olarak da kullanabilirim. Tek bir and yapısını both and, not only but also along with, together with, besides, yanı sıra ek olarak diye de verebilirim. Yani önceliğiniz bağlaçlar kategorize olarak birbirini karşılıyor mu? Ve bağlacın bulunduğu cümle
Bulunduğu cümledeki eylem doğru yerde mi? Buna da dikkat. Çok konuştuğum için susadım demek başka bir şey. Susadığım için çok konuştum demek başka bir şey. O yüzden bağlacın bulunduğu cümleyle aşağıdaki cümle doğru yerde mi? Ona dikkat. Onun dışında miktara dikkat ediyorsun. Some of mu? All of mu? One of the most mu? Enlerden biri mi? İşte hepsi mi? Çok sayıda mı? Az sayıda mı? Miktarlara dikkat ediyoruz. Süperlatif, komparatif ifadeler bizim için çok önemli. Süperlatif, komparatif dediğimiz bir cümlede süperlatif görebiliyorsak the most, en. En vurgusuna dikkat edeceğiz. Aşağıda eğer diyorsa ki dünyanın en güzel ülkesi X'tir diyorsa X'ten başka güzel ülke yoktur da diyebilir. Yani bu şekilde de atabilir. Buna dikkat. Aynı anlamı veriyor musun? Veriyorsun. X'ten başka güzel ülke yok demek X en güzeli demek. İlla sana süperlatif vermeyebilir. Anlama da dikkat etmemiz gerekiyor. Compare'ler more than diyebilir. Bir karşılaştırma yaparken less than diyebilir. Karşılaştırma yaparken as de verebilir. Mesela X Y'den daha pahalı. Y X kadar pahalı değil de diyebilir. Mesela orada ezez ya da so ezle de more than'in karşılığını verebiliyor. Ona dikkat. Ya da rather than'le karşılaştırma da yapabilir. Hani X ülkesi Y ülkesinden daha sıcaktır. Y X'ten ziyade daha sıcaktır. X'ten ziyade X'in yerine daha çok sıcaktır gibi diyebilir. Yani alternatif şekilde rather than, instead of, in place of'la da verebiliyor karşılaştırma komparatifleri. Ona da dikkat ediyoruz. Onun dışında sıfat ve zarf bizim için çok önemli. Şimdi sıfatı, zarfı ne bir eksik ne bir fazla. Yani sıfatın bir kelimenin önünde evidence diyorsan o yeni kanıtı görmen lazım. Evidence olmaz, eksik kalır. Yani belirgin bir şekilde diyorsa, dramatikli diyorsa aşağıda bir belirgin vurgusu, remarkable'ı görmen lazım. Eksik kalır. Önceliğiniz bunlar olursa daha rahat sorular çözebiliriz. Mesela 12. soruya baktığımızda ben önce neyi arayacağım? Şurada mis gibi bir zıtlığı vermiş. Şimdi liderlik teknikleri Recommend tavsiye edilen kişisel gelişim yazarları tarafından faydalı olmasına rağmen faydalıyken faydalı olsa bile ne bu? Bir zıtlık. Şimdi bak while'ın zıtlığı tuttu. Onlar başarısız oluyor seni uzun dönemde. Zamanı tuttum. Unless must'temezse koşulumu tuttum. Şimdi bu bağlamda yürüyeceğim. Dayandırılmazsa bazı sıkı, katı foundation kurulumlara ya da prensiplere dayandırılması. Küçücük bir or bile bizim için önemlidir. Ama or yapısı illaki olacak diye bir şey yok. Ben önce nereden yürüyeceğim? Öncelikli olarak şöyle biraz küçülteyim. Tüm şıkkı görelim. Zıtlığım olacak. Koşulum olacak. Bir de işte zıtlığın olduğu yerde faydalı olmasına rağmen vurgusu yapacağız. Bir bakalım. Şimdi Adana'ya baktık. Herhangi bir zıtlık görebiliyor musun? Only demiş. Sadece demiş. Böyle bir vurgum yok. Böyle bir yapım olmadığı için buna öncelik vermem. Ki bütün hepsinde and dediği için bak orada yaklaşamıyorum. Eğer bir tanesinde bir or deseydi, birinde hani bu ikisi ya bu ya bu deseydi verirdim. Önceliğimi ona verirdim. Ama hepsinde bir and demiş. And'le gelmiş ikisine. O yüzden ben burada ne yapamıyorum? Oradan yürüyemiyorum. Nereden yürüyeceğim? Only vurgum var mı? Hani sadece böyle bir vurgum yok. Gönder gitsin. Bursa'ya baktım. Herhangi bir zıtlık bağlacım yok. Es çünkü vermiş. Koşulum bile yok. Gönder gitsin. Ceyhan'a baktığımda bazı somut şuraya atıf yapıyorum. Bazı somut, katı, sıkı, sert prensipler demişsin. İhtiyaç duyuluyor tamam ama hani zıtlığın nerede? Aksi takdirde. Onlar etkin olmayacak hiç, at all, never, asla. Asla'lık bir şey var mı? Bu da büyük bir konuşma. Bu da bir süperlatif. Olmaz. Gönder. Even if stabil zıtlık, if normal koşul. Even if aslen zıtlık değil, koşuldur ama zıtlık karşılığı da veriyor. Aa bak zıtlığım da var, koşulum da var. Olabilir mi? Olabilir. Bir bakalım Denizli dursun. Eğer mi vermiş, batı mı vermiş? Ya Denizli'yim ya Edirne'yim. Şimdi neredesin? Zıtlık nerede? Zıtlık şurada. Bunlar
faydalı olsa bile, olmasına rağmen faydalıyken, diyor ki onlar faydalı gibi gözükse bile onlar daha uzun zamanda çalışır. Olur mu? Zıtlık yanlış yerde değil mi Edirne'de? Yanlış yerde. Oy bu ne? Bu nereden çıktı? O zaman doğru cevabım ne olacak? Denizli olacak. Bu şekilde çözün. Önce bağlaçları birleştirin. Sıfat zarfları birleştirin. Cümlenin içerisinde süperlatif vurgu yoksa kolay kolay only'lere, never'lara, at all'lara, can not'lara, impossible'lara gitmeyin. Onun dışında çeviri yaparken de bağlacın bulunduğu yükleme dikkat edin. Doğru yerde mi yükleminiz? Bu şekilde çözerseniz restatement gerçekten 4 soruda 3 tanesini tıkır tıkır çözebilirsiniz. Mesela bu soruda bana bir tane şıkta or verseydi önceliğim direkt o bağlaç olacaktı. O şık olacaktı. Hepsinde end verdiği için oradan yürüyemedim. Ama iki tanesinde or verseydi önceliğim sadece bir oradan bile 2022 YDS'de bir oradan doğru cevap direkt çıkıyordu. Sadece oru gören yapıştırıp geçiyordu. Öyle düşünün. Yani doğru cevabı işaretleyip uçarak devam edin. Çok fazla zaman harcamayın bunlarda. Anlaştık? Biliyorsan işaretle geç, bilmiyorsan işaretle geç. Zaman harcama. Zaman önemli. Hiçbir soru bir diğerinden daha değerli değil. Her bir soru 1,25 değerinde. Hiçbir şekilde bir soruya 5 dakika harcayayım, diğerine 2 dakika vereyim, bu önemsiz 1 dakika vereyim falan öyle bir şey yok. Her soru 1,25 değerinde, hiçbir şekilde birbirlerinden farkları yok. Lütfen, lütfen, lütfen sınav anında bunu düşünerek, buna göre hareket ederek soruları çözün. Paragraf sorularını çözerken de kesinlikle sorulardan başlayıp, önce sorulardan başlayın ve sorularda belirli yapılar varsa, paragrafa atıf yapan kelimeler varsa, paragrafı okumaya zamanınız olmasa dahi son noktaya bırakmayın hiçbir zaman paragrafı ama baktım paragrafa zamanın kalmamış. O zaman sadece bulunduğu yere odaklanarak çözmeye çalışın. Paragraflara en fazla 7 ila 10 dakika ayırın. Daha fazla zaman ayırmayın. Paragrafı ayırdığınız 1,25 ile bir preposition sorusu aynı değerde. Tamam? Hocam kind of'u nasıl çeviririm? X türü. Kind of'u nasıl çevirelim ve çözme sıralaması nasıl olsun? Kind of'u X'in türü, X'in çeşidi olarak çevirebiliriz. Arkasından gelen yapıya göre. Onun dışında çözme sıralamanız bu zamana kadar nasıl denemeleri çözdüyseniz aynı şekilde olsun. Ama benim tavsiyem her zaman kendinize hakim hissettiğiniz yerleri önce çözün. Zorlandıklarınızı sonra çözün. Ama paragrafları da sürekli aralara yedirin. Yani işte ilk 30 grameri çözdüm, iki paragrafa baktım, cümle tamamen çözdüm, iki paragrafa baktım şeklinde paragrafı peş peşe çözmeye çalışmayın. Aralara yedirin ki daha verimli olsun. Anlaştık mı? Umarım ki faydalı olmuştur. Bir şeyleri en azından kafamızda oturtmuşuzdur. Yaptığımız hatalar en büyük hata asla taktik düşünmeden direkt bodozlama bir şekilde çeviriye odaklanıyoruz. Sakın ha soruyu çözerken önce taktiği hatırla. Ben bu soruya nasıl yaklaşmam gerekiyor onu hatırla. Ondan sonra çevirmeye çalış. Ondan sonra soru çözmeye çalış. Bağlaç sorularında, kelime sorularında önceliğiniz her zaman bir şıklardan yola çıkmak olsun. Hani şıklarda provided that'ler, as long as'ler birbirlerini götürüyor. If'lerle birlikte götürür gider. Boşluk arkasında will, would, can, could çekimi gördün. Önceliğin so that olsun. İşte sın diye vurgusuna dikkat et. İşte bütün yazdığım zıtlık kalıplarını görüyorsan önceliğin bir zıtlık var mı diye bakmak olsun. Yani bu şekilde devam edin. Soruyu bodozlama çevirerek dalmayın. Ya da bodozlama ben bu soruyu çevireyim okuduğumdan anlayayım şeklinde değil de sadece önce bir bunun taktiği neydi, bunun tekniği neydi, nasıl yaklaşmam gerekiyordu şeklinde olsun. Tamam. Atılacak o bir sen hocam. Will olursa koşul. Soru kalıbında will olursa diğer taraftanmış. Şunu da hiçbir zaman unutmayalım ki koşul bağlacı. Mesela ben şuraya bir if koşul atıyorsam koşul bağlacının bulunduğu yere will would gelmez. Koşul bağlacının diğer tarafına gelirse will would gelir. Tamam. Ve şunu da unutmayın. Şıklarda even if'le although kardeşliklerini, although, even though, much as though yapılarını şıkta bir arada gördüm. A şıkkında even if, B şıkkında although var. Tense present ise ikisini eleyin. Tamam.
Tense present ise ikisini birbirinden götürün. Tamam mı? Anlaştık mı? So that'te will would da geçer. So that'in genellikle arka tarafından gelecek cümlenin çekimleri can, could, will, would olabilir. Will would diye çekimlenmesine rağmen ebilsin diye çevrilir gene. Anlaştıysak eğer. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Mekanı terk ediyorum. Benim 40 dakika sonra kampım var. Nasıl yetişeceğim hiçbir fikrim yok. Umarım faydalı olmuştur. Kamp hocalarıma gruptan yazacağım. Büyük ihtimal yetişemeyeceğim ama yazacağım. Saati bir gene güncelleyelim birlikte EYDS kamptaki hocalarımla. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Sınavınızda başarılar diliyorum. Dediğim gibi phrasal verb ile adverb pdf'lerini de Telegram grubundan tekrardan atarım. Telegram grubum yok benim diyenler de Instagram hesabından zaten post olarak paylaştım. Sınava gelmeden kesinlikle oradaki verb'leri, oradaki phrasal verb'leri gözden geçirin. Onun dışında Ankara'daki sınava girecek öğrencilerimiz için de sınav kampından arkadaşlarım, ben yarın sınava giremiyorum maalesef. Yeni grup, yüz yüze gruplar başladığı için çok üzgünüm ama iyi haberlerinizi bekliyorum. Arkadaşlarım sizinle olacak. El ilanı olarak size broşürler dağıtacak. Sınav kampının standına ya da sınav kampının broşürlerini gördüğünüz anda alın. Onların üzerinde çıkmış kelimeler vardır. Girmeden önce şöyle bir tekrar etmiş olursunuz. Bana da bir selam çakarsanız mis gibi sevinirim. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah çok güzel puanlar alacağımız, çok güzel. Hani bir daha bu sınavla uğraşmayacağımız, hani 55 eşiklerini geçtiğimiz, başvurularımızı yapacağımız, puanlara eriştiğimiz bir sınav olur. Ben eminim ki EYDS çok zor olmayacak yarın. Yeter ki kendinizi sakinleştirin hocalarım. Yeter ki sınav anında kendinizi motive edin. Yeter ki ya ben bunu nasıl çözüyordum deyin. Bir iki saniyede olsa nasıl çözüyordum deyin. Bodozlama çeviriye dalmayın lütfen. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Yarın sınavdan sonra güzel haberlerinizi bekliyorum inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.